Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığı ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Çektiğimiz videolardan haberdar olmak için de zil butonunu açıp bildirimlerden alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi size bugün iğneden tığa bu şekilde modelimizin nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Böyle yaprağımızın ucunda çiftli dalımızın ucunda çiçeğimiz var arkadaşlar. Bu şekilde çok hoş ve zarif bir model. İsterseniz arkadaşlar bu şekilde veyahut da rengarek de yapabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar iki çiçeğimizin arasındaki verdiğimiz mesafemiz 4 tane tığ battı. 2 zincir çekiyorum. Hemen tığ battımın üzerine bir tane tığ battı yapıyorum. 2 zincir çekip tığ battımın üzerine tığ battı. 2 zincir çekiyorum. Tığ battımın üzerine tığ battı. Arada 4 tane tığ battı mesafesi yeterli. Şimdi iki tane tığımın başını doluyorum arkadaşlar. Hemen bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battının içine 1 2 2 2 olarak girdim. Buraya bir yuva yaptım. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Bu yuvamızın içine yaprak yapacağız. Bu şekilde trabzan yaptım. 4 zincir, 4 zincirimi hemen trabzanımın arasını kirpik olarak kapattım. Bir defa doladım yine. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir hemen buraya bu şekilde kirpik olarak kapattım. 2 defa tığımın başını doluyorum. Hemen yuvaya girdim. 2 2 2 olarak trabzan yaptım. Arasına zincir çekmiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir. Bu şekilde kirpik olarak kapattım. 3 tane kirpik yapıyorum. 2 defa doladım. 1 2 2 2 Yine bir tane trabzan yaptık arkadaşlar. 2 3 4 zincir kapatıyorum bu şekilde trabzanımı geri kalan kısma sık iğne yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 6 7 ve 8 8. de arkadaşlar bu şekilde yuvada yapıyoruz. Evet. Yaprağımız hazır arkadaşlar. Şimdi buraya 13 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 zincirimi hemen bu yapmış olduğumuz yuvaya yaprağımızın dibine kapattık arkadaşlar. Buraya bir tane dal yaptık. Şöyle aşağı meyil etmemesi için dibine de bir tane sık iğne yapıyorum ve Buraya da arkadaşlar bu şekilde dönmüş yapmış olduğum yuvanın dibine de sık iğne yaptım. 2 zincir çekiyorum. Arasına şu şekilde 3 tane tığ battı yapacağız. 1 2 zincir 2 2 zincir 3 3 tane bu şekilde tığ battı yaptık ara mesafesine. Bir tane tığımızın başını doluyoruz. Hemen yandaki tığ battıya 1 2 2. Buraya küçük bir yuva yaptık. 1 2 3 4 5 6 zincir. Dönüyorum. 6 zincirimi bu yaptığım yuvanın içine kapattım. 1 2 3 4 5 6. Tekrar 6 zincir çektik arkadaşlar. Bu zincirin arasından girip buraya kapattım. Yuva yaptık bir tane. Yine 6 zincir. öbür zincirimizin yaptığımız yuvanın içini arkadaşlar bu şekilde kapattık. Buraya bir tane yuva yaptık. Dibine de her zamanki gibi aşağı meyletmesin zincirimiz kaymasın diye bu şekilde sık iğne ile destek. İki zincir yandaki tığ battıya kapattım. Evet arkadaşlar bir tanesini yaptık. Biliyorsunuz bu yaprağı daha önceleri çok kez çalıştık. Bu şekilde de çiftli dal çiçeğimiz için yuva yaptık. Yine arkadaşlar bir iki zincir tığ battı yapıyorum. İki zincir üçüncü tığ battım. İki zincir dördüncü tığ battım. Ara mesafesine dört tane bu şekilde tığ battığı veriyoruz. Sonra tığımızın başını iki defa dolayıp bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıma bir iki 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 bu şekilde arkadaşlar bir yuva hazırlıyorum yaprağım için. İki zincirimi çektim. Bir defa doladım. İki, iki. Dört zincir. Hemen bu trabzanımın arasına girip bu şekilde kapatıyorum. Bir defa doladım. Bir, iki, iki. Bir, iki, üç, dört zincir. İkinci kirpi. İki defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 2 1 2 3 4 zincir kapattım arkadaşlar kirpiğimi 2 defa doladım yuvaya girip 1 2 2 2 şimdi buraya da arkadaşlar 4 tane zincirimi çekip hemen son trabzanıma kapatıyorum bu son trabzanım arkadaşlar sık iğne yapıyorum 7 tane 3 4 5 6 ve 7 8. hemen bu ana yuvada yapıyorum bu şekilde arkadaşlar yaprağımızı tamamlamış oluyoruz gördüğünüz gibi 4 kiprikli ve son trabzanı sık iğneli bir yaprağımız var şimdi çiçeğimizin dallarını yapalım arkadaşlar 13 tane zincir çekiyorum. Hemen yaprağımın bitimine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12 ve 13. 13 zincirimi hemen buradaki yuvada kapatıyorum. Dibine bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Kaymaması için dalımızın. Sonra bu yuva olarak girdiğim tığ battığının içine de bir sık iğne ile giriyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıya. 2 zincir yandaki tığ battıya 2 zincir yandaki tığ battıya toplamda 3 tane buraya tığ battı yapıyoruz bir defa doladım hemen 2 2 olarak alalım arkadaşlar çünkü çok bir defa batacağımız için 3 sefer aslında gerek yok 3 4 5 6 zincir 6 zincirimi şöyle tersinden dalımızın ucundan tutturuyorum arkadaşlar. 6 zincir çekerek hemen düz yüzüne dönüyorum ve buradaki yaptığım ilk dalın içine girdim, kapattım buraya. Çiçeğimiz için bir yuva hazırlamış olduk. 1 2 3 4 5 6 zincir. Bu yaptığım minik yuvayı arkadaşlar kapatıyorum. Bu şekilde bir tane yuvamız daha olmuş oldu. Evet arkadaşlar şimdi yanına hemen yine bir sık iğne yapıyorum ve iki zincir iki zincirimle diğer tığ battığı arkadaşlar geçiş yapıyorum bu şekilde bir iki zincir araya dört tane koyuyoruz arkadaşlar iki zincir şimdi dörtten sonra yaprağımız için yine yuva hazırlayıp çiçeğimiz için yuva hazırlayacağız arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, bu yapmış olduğumuz yuvanın içine sık iğne ile ipimizi bu şekilde monte ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zinciri çekip yuvaya sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar 8 zincir. Hemen yuvaya kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yuvaya kapatıyorum. Bu şekilde. 3 oldu. Toplamda bundan 7 tane yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu da dördüncü kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Kapattım bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Kapatıyorum arkadaşlar yuvada. Altıncı kirpi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen arkadaşlar sonuncu kirpiğim 7. kirpiğim. Bunu da buraya yuvaya sık iğne ile kapatıp ipimi kopardım. Şöyle arkadaşlar ip her zamanki gibi arkaya çekip yakıp gelelim. Evet arkadaşlar bir de pembe rengini yapalım. Yine aynı şekilde bu yapmış olduğumuz yuvanın içine pembe ipimizi sık iğne ile tutturduk. 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi kapatıyorum bu şekilde yuvada. Bu birinci kirpi. 1, 2, 3, 6 7 ve 8. Kapattım arkadaşlar bu şekilde ikinci kirpiğim. 8 zincir. Kapattım bu şekilde. 1 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 4. kirpiğim. Toplamda buraya 7 tane kirpik yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi yuvada kapatıyorum bu şekilde. 5 oldu. 8 zincir kapattım yuvada. 8 zincir 3 4 5 6 ve 7 7 tane olunca bir zincir çekiyoruz arkadaşlar ipimizi koparıp şöyle arkadaşlar ipimi arkadan bir tane tel alıyorum bu şekilde ve ipimi çekip arka taraftan kesiyorum gördüğünüz gibi Yapımı kolay, görünüşü çok hoş ve zarif olan bir model. İster tek renk, ister rengarenk, ister bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. iki renk yani. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.